Dün bıraktığımız yerden devam ediyoruz. Bir rafı ancak bitirebildik dün kütüphanede. Bugün onun bir altındaki rafı göreceğiz. Daha bir sürü raf var. Yani daha en dipte Türkçe kitaplar rafı var. Yukarıda benim kendi kitaplarımın olduğu raf var. Bu tarafta da referans kitaplarımın yani sözlük çalışmaları sırasında sık sık kullandığım başvuru kitaplarımın olduğu raf var. Onlara girmeyelim. Şuradan devam ediyoruz. En başa bizim geçen ay, önceki ay Montenegro ve Sırbistan maceralarımız sırasında okuduğum kitaplar buraya gelmiş. Čedomir Antić'in The History of Serbia, Sırbistan tarihi. Baştan sona dikkatle okudum bunu. Zor bir şey yapmaya çalışıyorlar. Yani Sırplar son yıllarda özellikle Avrupai bakış açısından çok suçlandılar. Milliyetçi oldukları ve zulmettikleri için mazlum Hırvat ve Boşnak vesaire halklarına ve Arnavut halklarına. Čedomir Antić belli ki liberal batılı bir bakış açısından bakmaya çalışıyor. Bir takım Sırp suçlarını kabul eder gibi yapıyor. Fakat sonuç olarak bir milli tarih ve tüm milli tarihler gibi asıl amacı hakikati yakalamak değil, asıl amacı Sırp milletini haklı çıkarmak. Sırp milletini olumlu ve iyi gösteren bir anlatıyı inşa etmek. Yani bu tür çok sofistike olmayan ulusların ulusal tarih anlatısında o kadar net görüyorsunuz ki mekanizmayı, ne yapmaya çalışıyorlar. Güzel bir kitap yani, severek okudum. Kotor Körfezi hakkında. Kotor Körfezi biliyorsunuz Adriyatik'in en güneyinde Montenegro'da böyle çok girintili çıkıntılı şahane dağlarla çevrili bir yer. Çok güzel bir yer. Dünyanın en güzel yerlerinden biri. Ve çok karmaşık ve zengin tarihi olan bir yer. Yani avuç kadar yer fakat 3-4 kültürün bir araya geldiği ve tarih boyunca paylaşamadığı bir alan. Belli ki orayı çok seven ve şairane duygularla dolu olan bir birisi Niko Lukovic yazmış. Biraz benim için fazla romantikti. Bu şahane. Kral Zog'un hayat hikayesi. Kral Zog'u tanır mısınız? Arnavut soylularından Ahmet Bey Zog'u. Meşrutiyet döneminde eğitimini İstanbul'da tamamlamış, Galatasaray Lisesi'nde okumuş. Sonra 1912'de Arnavut bağımsızlığı gündeme gelince silahlı kuvvetlerin, sonra siyasi kuvvetlerin başına geçti. Bir dönem Arnavutluk diktatörü oldu, sonra kendini kral ilan etti. Bir Fransız yanlış hatırlamıyorsam hanımla evlendi ve ülkesine modernliği ve batılılığı getirme çabasına girdi. Beyhude bir çabaydı. Sonunda İkinci Dünya Savaşı'nda ülkeden kaçmak zorunda kaldı. Ya böyle birisi var. Galatasaray mezunu bir kralımız var Avrupa'da. Muhtemelen bilmiyordunuz. Ivo Andrić'in Drina Köprüsü. Bundan defalarca söz ettim. Çok güzel bir kitap. Bunu mutlaka okuyun. Özellikle Osmanlı Rumeli'sinin sosyal ve duygusal yapısını tanımak için Osmanlı Devleti'nin gerek yükselişinin gerek çöküşünün insani düzeyde ne anlama geldiğini anlamak için çok güzel bir roman. Gerçekten derin bir insani duyarlılığı yansıtan roman. Öyle postmodern saçmalıklar gibi değil. Yerde buldum aldım. Nerede aldım? Ermenistan'da aldım galiba.
komşu siyasi oluşumların bakış açısından Kilikya Ermenistan'ı. Yani 11. 12. ve 13. yüzyıllarda Kilikya'da, yani Adana, Ceyhan bölgesinde hüküm süren Ermeni beyliklerinin ve krallığının, önceleri beyliklerdir sonra krallık ilan edilir 1199 yılında, onun Arap kaynaklarından, Arapça ve yanılmıyorsam aynı zamanda Selçuklu kaynaklarından ve Haçlı beyliklerinin kaynaklarından bu beylik ve krallıklar hakkında yazılan birincil kaynakların bir derleme bu. Önemli bir konu bu. Çünkü statüsü ve gerçekliği belirsiz olan bir hadisedir Kilikya Ermeni Krallığı. Yani yeterince sağlıklı ve yansız kaynak yok bunun hakkında. İlginç bir dönem tarihte. Theodore Dalrymple'dan dün söz etmiştim. Kültürel muhafazakarlık bakış açısından okuyabileceğiniz nadir entelektüel değeri olan, yani zeka ve kültür belirten şeylerden biri, yazarlardan biri. Bu bir makaleler derlemesi. Kültürümüzden geriye ne kaldı diye çevirebiliriz başlığı. Ve bu İngiltere'de umumi eğitim seviyesinin düşüşü ve muhafazakar bir bakış açısından rahatsız edici olan kültürel gelişmelerin bir dökümü. Yine bir Kazuo Ishiguro öyküsü, kısa romanı. Dün size The Remains of the Day'i göstermiştim. Bugün bir diğer romanı. Remains of the Day daha iyi. Bu da çok güzel bir roman da. Öbürü çok çok etkileyici. Yine aynı konu. Geçmişte işlenen günahların, geçmişte hatırlanmak istenmeyen yaşantıların, olayların hafızada nasıl dönüştüğü, nasıl bir yalan örgüsünün kurulduğuna ilişkin çok güzel, çok yine çok duyarlı, çok insan mahlukunu anlamaya çalışan eserler bana değerli geliyor. Çok hoş bir kitap. Temeşvarlı Osman'ın kafirler elinde esir oluş hikayesi. Temeşvarlı Osman 1600'lerin sonunda bir tarih, yok 1700'lerin başında bir tarihte Avusturyalılara esir düşüyor. Başına bin türlü şey geliyor. Yani pişmiş tavuğun başına gelmeyenler geliyor. Sonunda iyi kötü Avusturya toplumunda kendine bir mevki, bir güçlü bir beyin yanında aşçı başı ve pastacı olarak görev yapmaya başlıyor. Sonra bir tarihte şeytana uyup kaçıyor ve yeniden Osmanlı diyarına sığınıyor. Bunun öyküsü. Bu yıllar önce bu bir el yazması olarak bulunmuş ve yayınlanmıştı. Çok çok orijinal bir hikaye. Çok hiç ummadığım cinsten bir hikaye. Güzel. Flannery O'Connor'ın kısa öyküleri. Bu çok hoş. Bunu da Gürcistan'da buldum. Korsan bir baskı. Rusça eğitim almış insanlara İngilizce öğretmek amacıyla yayınlanan bir şey, ders kitabı bu. Flannery O'Connor iyi bir yazardır. Flannery O'Connor hiç ummadığın şekilde iyi bir yazardır. 1950'lerin son derece muhafazakar, son derece taşralı bir Amerika'nın güney eyaletlerinde bir evde kalmış kasaba kızı Flannery O'Connor. Yani hayatında evin ve kasabası dışında hiçbir şey görmemiş, kısıtlı bir dünya içinde yaşamış biri. Fakat o kadar duyarlı, o kadar yani insanın içini cız ettiren öyküler yazmış ki ve çok güzel sosyal gözlemleri var. Yani
toplumu ve insanları çok iyi etüt etmiş birisi. Ummadığın yerden ne cevherler çıkıyor. Bunu da kanıtlayan bir hadise. Sanırım yok onu ben yıllar önce okumuştum. Bunu 3 kuruş muydu, 5 kuruş muydu öyle bir paraya görünce Gürcistan'da aldım ve yeniden okudum. Gürcü azizlerinin hayatları ve menkıbeleri. Bu tür literatürü ben çok seviyorum. Yani evliya hikayeleri, evliyaların gösterdiği kerametler ve mucizeler meselesini gerek Hristiyan, gerek İslam, gerek ve hatta Hint kaynaklarından okumaya bayılıyorum. İnsanların anlattıkları masallar, insanların gerçeklerinden daha ilginç. Slavoj Žižek'i 10. defa belki ya bir kişi kitabını alayım bu adamın da belki bir şey anlarım niyetiyle aldım. 30 sayfa kadar okumuşum. Ondan sonrasını getirememiş. Anlamıyorum ne demeye çalıştığını adama. Basmıyor. Çok çok yuvarlak konuşuyor. Ian McEwan çok iyi bir yazardır. Bayılırım Ian McEwan'a. Sıkıcıdır. Yani yavaştır temposu. Ama yine insan dramlarını çözümleme konusunda iyidir. Bu da bir istenmeden işlenmiş bir suçun ceremesinin manevi, psikolojik bedelinin ödenmesi hikayesi. Güzel bir roman. Michael Lewis, The Undoing Project. Bu ne biliyor musunuz? Şunun yanında olması lazım. Önce bunu göstereyim, sonra onu göstereyim. Daniel Kahneman'ın Thinking Fast and Slow kitabı. Son 10 yılın bence en etkili ve en çarpıcı kitabıdır dünyada. Yani gerçekten abartmıyorum. Olağanüstü bir zeka fışkırmasından ibaret bir kitap bu. İnsan psikolojisinin kara deliklerini, boşluklarını, insanların tipik olarak yaptıkları mantık ve algı hatalarını analiz eden bir kitap. Dehşetli bir kitap. Bu iki kişiydiler bunlar. Söyle adını, adam öbürünün adını unuttum şimdi. Bir dakika. Neyse. Kapakta adı yok. Kapakta adı yok. Hay Allah neyse. Ha Tversky, Amos Tversky. Daniel Kahneman ve Amos Tversky buradaki bütün çalışmaları birlikte yapmışlar. Sonra Tversky ölmüş, o yüzden Kahneman yayınladı ve Kahneman bu kitaptan dolayı Nobel ödülünü aldı. Alakasız bir saha olan ekonomi alanında verdiler Nobel ödülünü. Çünkü bu şey kategorilere sığmayan bir kitap. Michael Lewis'in kitabı ise Kahneman ve Tversky'nin hayat hikayesi. Bu kitap nasıl oluştuğunun hikayesi. Bu yani şeyi görüyorsun. Gerçekten orijinal zekaya sahip olan bir insan şu masanın üzerindeki çay bardağı hakkında yazsa güzel bir eser çıkar ortaya. O orijinal zekaya ve kişiliğe sahip olmayan insan dünyanın en ilginç konusu hakkında da yazsa bir kitap çıkar. İşte bu o kitap. Yani kıt kişilikli bir insan, yüksek kişilikli bir dahi, iki dahi anlamaya çalışsa ne olur? İşte bunu okuyun onu görürsünüz. Bu dahinin eseri. Bu dahi hakkında dahi olmayan birinin eseri. Dahiyi vasat halka kabul ettirmeye çalışma operasyonu. Ümitsiz bir operasyon. New York Times bestseller bile olsa değmez.
bu değer. Nodar Dumbadze, şeyin Gürcistan'ın Aziz Nesin'i. Mizahi, Aziz Nesin kadar keskin bir mizah değil de daha böyle köy hayatından sevimli enstantaneler yazan birisi. Bu kitapta bir saatte okunup hoşça vakit geçirecek. Akşam gece uykun kaçarsa faydalı olacak bir kitap. Sevimli bir kitap. Türkçe işte çeviri. Adı Ben Ninem Iliko ve İlaryon. Bir başka utanmazca kötü kitap. Çok sattı bu da. Çok 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 ünlü oldu. Peter Pomerantsev adlı Rus biri, Amerikan propaganda makinasının bir çalışanı olmuş. Bu The Adventures in the War Against Reality diyor ve Rusların ve Putin'in nasıl bir propaganda makinasıyla Batı dünyasının aklını çelmeye çalıştığını anlatıyor. Bu kadar utanmazlık nasıl olabiliyor? Çünkü bu propagandanın ta kendisi, yani baştan aşağı yalan ve algı operasyonu üzerine kurulu bir Amerikan propagandası eseri. Yani böyle bir başlık attığına göre this is not propaganda, belli ki ironi duygusuna sahip bir insan. Yani ikinci, üçüncü, dördüncü düzey ironi yapıyor. Diyor ki Ruslar propaganda yapıyor ama propaganda olmadığını söylüyorlar. Ben bu gerçeği ortaya çıkarıyorum fakat bu bir propaganda değildir diyor. Yes. Yani çok sinirlenerek okuduğum bir kitap. Giray Fidan İngilizce olarak yazmış. 1908 veya 1909 yılında bir Çinli görevlinin Osmanlı Devleti'nde İstanbul'da olup bitenler hakkında raporu, yazısı, makalesi, Genç Türk Devrimi'ni, 1908 Meşrutiyet İhtilali'ni haberleştiriyor. İstanbul'da neler oluyor, kim ne diyor, ne düşünülüyor filan. İlginç yani, farklı bir bakış açısından. Çünkü biliyorsun Türkiye'de iki tane bakış açısı vardır. Bir yerli Türk bakış açısı, bir de batılı, Avrupalı bakış açısı. Bu üçüncü bir bakış açısı diye umuyorsun da çok da fazla özgün bir şey söylememiş. Bilinen şeyleri tekrarlamanın çok ötesine gitmemiş. Gurdjieff'in Meetings with Remarkable Men, Olağanüstü İnsanlarla Karşılaşmalar adlı eseri. Gurdjieff, fotoğrafından da görüyorsunuz, tarihin en büyük ve en keyifli şarlatanlarından biridir. Büyük bir palavracı. Şeyde doğmuş, şimdi Ermenistan'da olan Gümrü şehrinde doğmuş. Sanıyorum aslı Karslı, sonra bir şekilde ailesi Gümrü'ye taşınmış ve ya annesi Ermeni, babası Gürcü olan birisi, ya hatta Rum mu ne, öyle karma karışık o bölgenin etnik çorbasından üremiş birisi. Gençliğinde büyük seyahatler etmiş. Hindistan'a bir sürü yerlere gitmiş. Ya da yalan belki de anlatıyor sadece. Çünkü hangi anlattığının doğru, hangi anlattığının yalan olduğunu kimse bilemez. Ve gitgide esoterik yeni çağ düşüncesinin dünya çapında büyük gurusu, peygamber olmuş. Paris'e yerleşmiş ve orada yaşamının sonuna kadar, 1930'lara, 40'lara kadar büyük bir filozof ve peygamber olarak bir manevi
çevrenin önderliğini yapmış. Bu hayatına yön veren karşılaşmaları anlattı. Kısmen doğru, doğrunun üzerine bir hayli hayal gücü ekleyerek yazılmış bir kitap. Keyifli bir kitap. Yani bunu da yıllar önce okumuştum. Bir yerde görünce hemen aldım bir hatırlamak için. Epey bir tarayarak okudum yeniden. Peter Frankopan'ın Silk Road'sunu dün anlattım size. İpek Yolu, bu yeni İpek Yolu güncel dönemde yani 2015, 2016, 2017 yıllarında Çin'in Asya'da oluşturmaya çalıştığı yeni ticaret ve diplomasi zincirleri hakkında bir kitap. Peter Frankopan çok iyi bir tarihçi fakat Peter Frankopan çok iyi bir güncel gazeteci değil. O yüzden asıl kitabı The Silk Road çok iyi, yeni Silk Road o kadar değil. Yeni İpek Yolu. Bu Richard Flanagan, Avustralyalı birisi. İkinci Dünya Savaşı'nda biliyorsunuz Malaya'daki, Singapur'daki yanılmıyorsam, büyük İngiliz Birliği esir alındı Japonlar tarafından. Sonra korkunç koşullar altında o zamanki adıyla Burma'nın yani Birmanya'nın bugün Myanmar olan ülkenin kuzey kısmına bir yol, askeri bir yol inşa etmekte kullanıldılar esir olarak. Büyük çoğunluğu öldü orada çalışanların. Bu o sürecin anıları. Yani kendisi de bu esir düşenler arasında bulunmuş. Onu anlatıyor. Sonradan Avustralya'da büyük adam olmuş. Yani siyasi bir şey var, pozisyonu var. İlginç bir kitap. Şeyle okudum, ilgiyle okudum. Rory MacLean adlı genç bir yazarın Berlin hakkında, Berlin'in geçmişi, Berlin'in efsaneleri, Berlin'in ünlü insanları, Berlin hayatı, Berlin muhabbeti olan bir kitap. Bu tür kitaplar şeydir. Hiç Berlin hakkında bir şey bilmiyorsanız çok şey öğrenirsiniz. Biraz biliyorsanız, biraz bu literatürün aslından haberdarsanız klişeler yığını olarak karşınıza çıkar. Ben iyi kötü Berlin'de epey vakit geçirmiş biriyim ve iyi biraz biliyorum Berlin'in anılarını, şehir anılarını. Evet, sıkıldım. Uzunca bir süre tuvalette tahtımda otururken bu kitabın şeydi ve her oturuşta 10 sayfa olarak okundu. Belki onun da etkisi vardır sevme işimde. Julian Barnes çok iyi bir edebiyat eleştirmenidir İngiltere'de. Zeki ve çok geniş kültürlü biridir ve çok ince kıvrımlı yazılar yazar. Uzun yıllar önce ne zaman 88, 89, 90 yıllarında bir sürü kitabını okumuştum. Uzun yıllardan sonra tekrar karşıma çıkınca aldım bir bakayım ne hatırlayacağım diye. Eskisi kadar hayran olamadım. Modern edebiyat eleştirisi geleneği bir çıkmazdadır gibi geliyor bana. İyi bir yazı insan ufkunu açmalı. İyi bir yazı bir kere her şeyden önce keyif vermeli, zevk vermeli. Lezzet sahibi olmalı. Bu şey gibi nasıl yemekte lezzeti tanımlayamayacağın bir şey vardır. Yani ünlü aşçı yapar, tadı tuzu yoktur. Annen yapar, acayip derecede lezzetlidir.
Edebiyat her türlü yazıda öyle bir şey. Yani bir lezzet olmalı bir. İkincisi ufuk açmalı. Julian Barnes bana işte o aşçının yaptığı yemek gibi geldi. Çok sofistike. Her şeyi düşünerek, ölçerek, biçerek koymuş. Ama o lezzet var ya, o lezzet olmamış. Belki de ters bir günümde okudum, öyle geldi. Çünkü iyi bir yazardı Julian Barnes. Geldik buna. Christopher de Hamel, Meetings with Remarkable Manuscripts. Olağanüstü el yazmalarıyla karşılaşmalar. Gurdjieff'in ünlü kitabına nazire olarak yapmış başlığı. Bu benim son 4 senede okuduğum en lezzetli kitap, şahane bir kitap. Yani bu kadar büyük bir keyif aldığım bir kitap uzun zamandır olmamıştı. Okudum, bitirdim. Bir ay geçti aradan, hadi bir daha okuyayım dedim. Baştan sona okudum. Şimdi de ara sıra böyle açıp rastgele birkaç sayfasını okuyorum. Bay de Hamel, Cambridge'deki okullardan birinin eski kitaplar bölümü müdürü. Şimdi Cambridge dediğin zaman bu Cambridge ve Oxford kütüphaneleri öyle senin benim bildiğim gibi kütüphaneler değil bunlar. 1200 yıllarından beri var olan ve o zamandan beri bir kere bile yağmalanmamış olan kütüphaneler olduğu için inanılmaz hazineleri var. De Hamel bir şey, eski kitap uzmanı, eski kitabın mücevher uzmanı gibi eski kitap uzmanı. Avrupa'nın en ünlü 12 tane eski el yazmasını, o el yazmalarının öyküsünü anlatmış. Şimdi bunlar 1000 sene önce yazılmış kitap, 700 sene önce yazılmış kitap. Her biri bir mücevher, büyük emekle ve büyük ustalıkla yapılmış. El yazmaları. Bunlar hakkında neler biliyoruz? Nasıl yazılmış? Niçin yazılmış? O kapağın yanındaki küçük lekenin hikayesi nedir? Neden iki sayfası eksik? Buradaki minyatürler bir elden mi çıkma, iki elden mi çıkma? Hangi tarihte yapılmış? Nasıl yapılmış? Tam bir detektif hikayesi. 12 tane muhteşem detektif hikayesi. İnanılmaz kültürlü ve çok keyifli bir adamın, yani espriyle ve alçak gönüllülükle yazmayı bilen bir adamın eseri. Şahane bir kitap. Yani herkese hitap etmeyebilir. Kitaplara aşık olmanız lazım böyle bir kitaptan zevk almak için. Ama vay canına dedirten kitaplarda. Marquis de Sade, sadizm illetine adını veren şahsiyet. Les infortunes de la vertu demek, erdemin zararları, ahlaklı olmanın zararları isimli bir kitap. Şimdi Marquis de Sade 19. yüzyıl başının Fransız aristokrasisinin en tepe zirvelerinden gelen birisi. Ahlakın, özellikle cinsel ahlakın namussuzluğun örtüsü olduğu kanaatine varmış. Ve buna karşı şiddetli bir ahlaksızlık propagandasını seçmiş. Ve bundan dolayı hapse atılmış, yıllarca hapislerde sürünmüş, 30 sene falan ve hapiste ölmüş. Eserlerinin çoğu da hapisteyken yazılmıştır. Nasıl bir dil, nasıl bir zeka, nasıl bir yüksek bakış açısı ve Fransızcasının güzelliği enfes bir şey. Bu bir dizi şey öyküsü. İşte ahlaklı olduğundan ne oldu? Bak gördüm başına gelenleri, Allah'ın cezası diye özetlenebilecek bir dizi. Karşılıklı diyalog şeklinde, birbirlerine hayat öyküleri anlatma şeklinde bir kitapçık. Zannediyorum yani Justin filan daha önemli eserleridir, daha meşhur eserleridir Marquis de Sade'ın da. Bakış açısını net olarak yakalamak açısından bu zannediyorum en önemli eseri
Sad'ın okunması gereken eserlerden biri. Henry Marsh, İngiltere'de yine bir beyin cerrahı ve Admissions adlı kitabı. Beyin cerrahisinin paradoksları, zorlukları ve ahlaki çıkmazlarına ilişkin çok duyarlı, çok akıllı bir kitap. Yani şu, bir insanın hayatıyla oynuyorsun. Olağanüstü ustalık gerektiren, olağanüstü dikkat gerektiren bir iş yapıyorsun. Ve yalnız hayatıyla değil, kişiliğiyle de oynuyorsun. Yani yaptığın ufacık bir hata, bu insan yaşasa bile bambaşka bir insan olarak yaşamasına yol açabilir. Bunun manevi ağırlığı ve zorluklarına ilişkin bir kitap. Güzel bir kitap, çok düşündürücü bir kitap. Tavsiye. Mark Mazower iyi bir yazardır. Mark Mazower özellikle Selanik isimli kitabıyla, Selanik kentinin tarihini anlattığı kitabıyla ünlü oldu. Kendisi de zannediyorum anne tarafından Selanik kökenli, Selanik Yahudileri kökenli bir arkadaş. Çok insancıl, çok güzel ve iyi yazılmış bir kitaptı Selanik. Onu tavsiye ederim. Onun Türkçe çevirisi de var. Bu Kara Kıta isimli, The Dark Continent. 20. yüzyıl Avrupa tarihi. 20. yüzyıl Avrupa tarihinin nasıl bir felaketler çağı olduğuna, nasıl bir insanlık dışı zulümler ve aptallıklar tarihi olduğuna ilişkin. Güzel ve çarpıcı bir kitap. Yani Selanik ayarında değil ama yine de güzel bir kitap. Biliyorsunuz Dark Continent, kara kıta diye Afrika'dan söz ederler. Özetle bu kitap, ulan kendine bak diyen bir kitap. Ve haklı. Nasıl okunuyor adı? Coetzee midir? Coetzee midir? Nobel ödülü almıştı. Güney Afrikalı bir yazar. Bu da onun bir romanı. Güzel yani, sürükleyici. Çok fazla insanın beyninde tortu bırakmayan cinsten bir roman. Neydi? Güney Afrika'da üniversitede hoca iken bir cinsel suçlamayla karşılaşıp üniversiteyi terk etmek zorunda kalan, bir küçük bir kasabaya yerleşen bir adamla onun kızının karşılaşması ve birbirlerini anlamaya çalışmaları sürecine ilişkin bir roman. Okunur. Matthew Paris, bundan çok birçok defalar söz ettim. İngiliz basınında son 30 yıldır, 40 yıldır benim en sevdiğim kalemdir. Yani bana çok uyan bir bakış açısı var. Büyük bir keyifle ve büyük bir sadakatle izlerim yazılarını. Son yıllarda yaşlandı. Yaşlandı. Yani yazıları gevşek olmaya başladı. Böyle gevşek bir yaşlı adamın şeyi gibi olmaya başladı. Ama 2010'a kadar, 2015'e kadar olan yazıları çok iyidir. Çok insancıl, kültürlü ve eleştirel zeka denilen olağanüstü yeteneğe sahip olan bir insan. Eleştiriyle bakabiliyor olaylar. Her şeye. Ticari bir ürünün faydalı olup olmadığından tut, siyasi olaylara, Brexit'e vesaireye kadar. Burada belli ki gel Matthew sen biraz para kazanalım demişler. İngiliz literatüründe çok şey yeri olan, yani çok popüler bir mevzu olan, tarih boyunca keskin cevaplar ve espriler ve aşağılama şeyleri, sözleri. Böyle İngilizler meşhurdur. Çok kibar bir şekilde, çok çok nazik bir şekilde böyle taşı şak diye yediğine koyarlar.
40 sene kendine gelemezsin ondan sonra. Öyle bir koleksiyon ama yani var arada çok hoş espriler. Ortancaoğlu'ma Tavit'e okutturdum bunu. Hadi lan Benson. Bir tane şey yoktu, hoş şey yoktu içinde deyip attı kitabı. Tabii ukaladır ama olsun. Yani öyle bir şey de var. Roger Scruton. Bu adamın aklını aklınızda tutun. Roger Scruton bir iki sene önce öldü, vefat etti. Son 40 yıldır İngiltere'de hiçbir kalıba sığmayan, hiçbir aşirete ve mahalleye mensup olmayan, muhafazakarlara mal edildi ama değil. Yani egemen liberal söylemin çok dışında olduğu için bir yere oturtamadıkları bir yazar. Özellikle mimari hakkındaki, modern mimarinin şiddetli bir düşmanı ve haklı, tam %100 haklı o konuda. Mimari konusundaki yazıları gerçekten okumaya değerdir. Büyük bir düşünürün eserleridir. Burada da cinsel ahlak konusunda, yani seksüalite, eşcinsellik, evlilik ve evlilik dışı ilişki vesaire konusunda derin bir tefekkürün eseri olan, modern klişelerin hiçbirine uymayan, modern klişeleri temelden reddeden, antifeminist fakat kadıncı. Kadıncı olmak başka bir şey. Feminist olmak bambaşka bir şey. Onun tam zıddı ikisi aslına bakarsan. Öyle bir kitap. Bu pek çok insanı sinirden kudurtacak bir kitaptır. Fakat düşünen ve eleştirel düşünebilen bir insan için hazine değerinde bir kitaptır. Tavsiye. 2018'de Brezilya'ya gittik. Benim Ortancaoğlan'la beraber, Tavit'le beraber. Ali Nesin de geldi. Ali Nesin büyük bir matematik ödülü alıyordu. Benim de yanında bulunmamı istedi ödül töreninde. Lilavati ödülü 4 yılda bir verilen, dünyada matematik biliminin kamuya iletilmesi konusunda büyük hizmeti görünen insanlara verilen bir ödül. Yani Nobel ödülü ayarında bir ödül. Bunu Ali Nesin'e verdiler matematik köyü yüzünden. Ben de orada yardımcı oyuncu olarak bir şey yaptım. Küçük bir şov yaptım. Oradayken tabii benim oğlanla beraber bir araba kiraladık. Şöyle bir ülkenin turunu attı. Devasa bir ülke, yani bitmez tükenmez yollardan gittik. Ve tabii ki oradan giderken bir tane de bu Brezilya'nın tarihi neymiş diye bir kitap aradık. Portekizcesi vardı. Şimdi ben ayıptır söylemesi Latince anlarım, Fransızca bilirim, İspanyolca iyi kötü bilirim. Bunları bilince Portekizceyi şöyle bir önce bir ilk 2-3 sayfada biraz zorlanıyorsun. Ondan sonra bak şu şöyleymiş, bu böyleymiş. Sistemi kavruyorsun. Yani nasıl dönüştürünce İspanyolca'ya dönüyor. Bayağı okuduk bunun yarısından fazlasını okudum. Beraber okuduk yani karşılıklı böyle birbirimize bak şöyle demek istiyor. O kelime tamam ya gibisinden bir havada okuduk. Kısa bir Brezilya tarihi kursu almış olduk. Hep lazım bir ülkeye gittiğin zaman o ülkenin tarihini bilmen lazım. Öyküsünü bilmen lazım. İnsanların kafasında kendilerine ilişkin anlatıyı bilmen lazım ki onlarla bir anlamlı bir konuda bir konuşabilesin. Tarihi bilmiyorsan insanlarla o ülkenin dedikodusunu yapamazsın. Caroline Veronica Wedgwood'un 30 Yıl Savaşları kitabı. Ne zaman, oldukça eski bir kitap bu. Yeni değil. 20. yüzyıl başlarında yazılmış bir kitap. 30 Yıl Savaşları'nı biliyorsunuz. 1618'den 1648'e kadar
Orta Avrupa'yı, Almanya'yı yerle bir etmiş olan Avrupa tarihinin en korkunç, en kanlı, en zalim, en kaotik savaşıdır. 30 yıl savaşlarının anlamlı bir anlatısını oluşturmak neredeyse imkansız bir şeydir. Çünkü kör dövüşüdür öyle 30 yıl savaşları. Yani bir konu üzerinde başlar, başka konuya evrilir, başka ülkeler girer. Almanya içi bir savaşken İsveç girer devreye. İsveç devreden çıkar, Fransa girer devreye. Katolik Protestan savaşı iken alakasız bir şekilde Katolik Fransa Protestanların yanında savaşa girer. Bir kör dövüşüdür. Bunu anlamlı ve zarif bir anlatı haline getirebilmek çok büyük başarı. Bu şahane bir kitap. Yani iyi tarih kitabı nasıl yazılır konusunda bir örnek gösterilmesi gereken kitaplardan biri. Büyük keyifle okudum. Geçenlerde bir daha ele aldım. Bayağı böyle ilk 90 sayfasını falan yeniden okudum. Çünkü zevk veriyor. Zevk meselesi bu. Yıllar önce 30 yıl savaşlarıyla şöyle bir şeyim olmuştu. Bir tanışıklığım olmuştu. Üniversitedeyken, yani master yaparken siyasi teori dersinde hocam, ki tanınmış bir bilim insanıdır, Franklin şey dedi, Julian Franklin, ya bu Christoph Bezold diye bir adamın adı çıkıyor karşıma, bir araştırsana şu nedir diye. Christoph Bezold meğerse 1620'li yılların, yani 30 yıl savaşlarının ilk en civcivli döneminin Almanya'nın en ünlü hukuk ve siyaset bilimi profesörü, Tübingen Üniversitesi'nde profesör. Bunun eserini aradık, bulduk. Kuzey Amerika'da bir tane nüshası varmış. Latince, 1100 sayfalık tuğla gibi bir kitap. 1629, 26 mıydı neydi baskısı? Ben 3 ay o kitapla yatıp kalktım ve onun üzerine böyle 40 sayfalık bir makale yazdım. O vesileyle epeyce o dönemin siyasi düşüncesi, o dönemin tartışmaları, o dönemin teorik çıkmazları konusunda malumat sahibi olmuştum. Bu da o şey. Herkül Milas'ı tanırsınız. Yunan ulusunun doğuşu. Herkül İstanbulludur. Kral Adalı'dır. Ve 1960'larda Türkiye İşçi Partisi'nin kurucularından biriydi. Henüz İstanbul'da Rumların da bir sözü varken, ondan sonra Atina'ya göçtü. O zamandan beri Yunan-Türk dostluğu uğruna epeyce bir emek ve çaba gösterir. Her iki ülkenin fanatik milliyetçiliğine karşı bir şeydir. Bu kitap ilginç bir kitap. Yunan ulusunun doğuşu derken Yunan ulusçuluğunun doğuşundan söz ediyor. Yani 18. yüzyıl sonu, 19. yüzyıl başında bir Yunanistan fikri, Osmanlı'dan kurtulacak bir Yunanistan fikri nasıl oluştu, hangi tartışmalardan geçti, hangi evrelerden geçti bu fikir konusunda güzel bir kitap. Bu mutlaka, bu tür konulara meraklıysanız eğer, Osmanlı'nın dağılma sürecinde milliyetçiliklerin oluşumunda oluşumu sizi ilgilendiriyorsa okunması gereken bir kitap. Mustafa Yavuz, Demokratik İhtilaller Çağında Girit. Belge Yayınları'ndan çıkmış. Sevgili Ragıp Zarakoğlu'nun yayın evi. Marksist bir yayın evidir. Bu kitapta bir sol eylemci olmuş, şu anda sürgünde yaşayan bir dostumuzun kitabı. Güzel bir kitap. Yani Girit olaylarını, Girit biliyorsunuz 1850'ler 60'lardan başlayıp 1910'lara kadar korkunç bir, yani bugün son 40 yıl için Kürdistan, Türkiye için neyse, o dönemde de Girit oydu. Devamlı isyan, devamlı gerilla, devamlı terörist, devamlı baskı, devamlı katliam, devamlı göç yaşayan bir adaydı. O
o süreci Osmanlı ve Türk devletçiliğinin klişelerine ve yalanlarına kapılmadan açık yürekle ve devrimci bir bakış açısıyla değerlendirmiş. Çok güzel, çok esaslı araştırma konusu. Yani ciddi kaynak üzerine kurulu güzel bir kitap. Bunu okuyun. Bu ufkunuzu açacak kitaplardandır. Girip. How Democracies Die, Steven Levitsky ve Daniel Ziblatt. Demokrasilerin ölümü. Demokrasiler nasıl ölür konusunda boktan bir kitap. Tipik 2016-2020 döneminin işte Trump geldi, demokrasimiz ölüyor, popülizm çok kötüdür, uzmanlar ülkeyi yönetmelidir diye özetlenebilecek sefil bir kitap. Demokrasilerin nasıl öldüğünü, nasıl öldürüldüğünü 2020'den sonra gördük. Trump öldürmedi. Ondan sonra gelenler öldürdü. Kötü. Murat Menteş'in romanlarını sevdiğimi birkaç kere söylemişimdir. Murat Menteş son dönemin, son 10-15 yılın en iyi Türk romancılarının başında gelir. Özellikle ilk romanını, yani Dublör'ün Dilemmasını çok sevmiştim. Bu da ikincisi galiba, Ruh-i Mücerret. Bu öbürü kadar başarılı değil fakat espri anlayışı hoşuma gidiyor. Uçuk bir roman. Yani biraz böyle çizgi roman tadında bir roman. Çizgi roman aslına bakarsan. Eğlenerek okuduğum bir kitap. Yalnız eğlenerek değil, Türkçesinin neşter keskinliği hoşuma gidiyor. Dil bıçak gibi, jilet gibi kullanılabilir. O çok güzel bir şey. Bu biraz şey ekolü. Yani gırgırla başlayan yeni Türk mizahının ekolü ki Türkçe yazı dilinin güçlenmesinde çok büyük bir rol oynamıştır. Yani şeyi gırgır ve onun devamı olan dergiler, mizah dergileri, bugünkülerin seviyesi yerlerde paçavran ama 1980'lerde, 90'larda mizah dergilerinin büyük başarısı hep karikatür düzeyinde veya çizgi düzeyinde değerlendirildi. Asıl dil düzeyinde büyük, büyük bir devrime ön ayak olmuşlardır. Argolaşmadır filan falan, eyvallah, bunlar doğrudur. Fakat Türk diline muazzam yeni ifade olanakları sağlamışlardır, katmışlardır. Çok daha ekonomik, kısa, güçlü, esprili, sokak ağzından beslenen bir edebi janrın oluşmasına katkıda bulunmuşlardır. Bu Murat Menteş ve benzerlerinin cesur dili de bu şey, bu önceki kuşağın mizah diline çok şey borçludur. Yani Türk dili bu dergilerle birlikte kravatını çıkardı. Boğazını sıkmakta olan kravatı çıkardı. Daha özgür ve daha kıvrak bir hareket yeteneğine kavuştu. Yani eski Akbaba dergileri vardır mizah olarak. Bir onların zavallılığına bak. Yani espri namına yaptıkları şeylerin sefilliğine bak. Bir 1980'lerden itibaren Gırgır dergisinde çıkan, yani insanı böyle oturduğu yerde işeten espri anlayışına bak. Yine aynı ekolden Alper Canıgüz var. Murat Menteş'le bir nefeste anılır adı.
Murat daha iyidir. Alper de zevkle okunan. Bu kitabı beğendim ama yani öbürü kadar uçuk değil. Christopher Lash. Şimdi kitabını okumadım daha. Yeni aldım. Bunu okuyacağız. Elitlerin isyanı ve demokrasiye ihaneti üzerine. Bu demin okuduğum, gösterdiğim How Democracy Is Dying'ın tam tersi tezi savunan. Yani asıl demokrasiye ihanet edenler elitlerdir, eğitimli kesimdir tezini savunan bir kitap anladığım kadarıyla. Yakında okurum ve okuduğumda da size raporunu veririm. Eugene Rogan, Osmanlı Devleti'nin çöküşü. Bu Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin yaşadıklarını, savaş cepheliğinde yaşadıklarını 1914'ten hatta 1913'ten başlatıyor. 1918'e kadar Osmanlı'nın tüm cephelerde ve diplomatik sahada yenilgisi ve çöküşünü anlatan bir öykü. Bildiğimiz bir öykü, çok yeni bir şey eklemiyor fakat iyi bir sentez, iyi bir özet. Bunu da keyifle okudum, tavsiye edebileceğim bir kitap. Çok hassas bir şekilde bir kocaman bir imparatorluğun batışının öyküsünü anlatıyor. Batışının arka plandaki nedenleri değil, sahadaki cereyan ediş biçimini anlatıyor. Önemli bir hikayedir. Yani modern tarihin önemli öykülerinden biridir. Osmanlı Devleti neden ve nasıl battı? Yani Osmanlı büyüktü, kahramandı, Viyana kapılarına gitti, şunu yaptı, bunu yaptı, çok yakışıklı arması vardı da Osmanlı battı. Böyle kazara veya tesadüfen batmadı. 250 yıllık bir süreçte böyle kanırta kanırta battı. Ve Tuna'dan Basra'ya kadar, Balkanların öbür ucundan, Orta Avrupa'dan Basra Körfezi'ne kadar, Kızıldeniz'e kadar olan coğrafyada bu batıştan nasibini almamış, bu batıştan içine ateş düşmemiş hane, ocak yoktur. Bütün bir coğrafya. Sırbistan'dan tut, Bosna'dan tut, Romanya'dan tut, Irak'a, Mısır'a kadar bütün bir coğrafya piç oldu bu batışta. Rezil oldu. Çok fena battı. Yıkıldı ve insanların hayatı da onunla birlikte yıkıldı. Bu hikayeyi tabii ki günümüzde unutmayı tercih ediyor insanlar. Osmanlı'nın büyüklüğü, Osmanlı'nın adaleti, Osmanlı'nın kocaman kocaman camileri mevzu ediliyor da bir başarısızlık öyküsüdür Osmanlı. Bir yıkım öyküsüdür. Ya. How We Got To Now. Bu dün de buna benzer bir iki kitap kitaptan söz ettim. Modern dünyayı oluşturan 6 tane yeni fikir veya kurumdan söz ediyor. Hangileriymiş bunlar? Bir bakalım. Cam. Camın, endüstriyel camın icadı ve yaygınlaşması. Soğuk kavramı. Soğuğun ölçülebilir bir şey olduğu ya da yapay olarak yaratılabilir bir şey olduğu fikri. Ses ve ses iletim teknolojisi, sesin fiziksel olarak tanımlanması, dalga yapısının oluşturulması, kavranması ve kaydedilebilmesi ve iletilebilmesi hadisesi. Yepyeni şeyler bunlar. Temizlik, hijyen,
temiz standartlarının oluşumu, zamanın ölçülebilir bir şey olması, saniye tutulabilir bir şey olması ve mesela Samos adasıyla Çin'de yahut Amerika'da aynı anda bir şeyin olması fikri. Yani biliyorsun ki zamanı, dünyanın iki ucunda bir şeyin aynı anda iki olayın gerçekleştiğini iddia edebiliyorsun. Bu eski dünyada kavranabilecek bir şey değil. Ve nihayet ışık. Bu kavramların yeni çağda, yani aslında 17. yüzyıldan bugüne nasıl oluştuğu ve dönüştüğüne ilişkin bir kitap. Güzel bir kitap. Daha güzel olabilirdi. Şey hoşuma gitmiyor. Böyle bir takım bilimsel kavramların, bir takım akademik kavramların aptala anlatılır gibi anlatılması. Sade anlatmak başka şeydir. Okuru aşağılamak ve hor görmek başka bir şeydir. Yani şimdi ben bunu bir benzetmeyle anlatayım. Çok aptalca bir benzetme ama sen ancak bunu anlarsın dediği anda bir yazar, buz gibi soğuyorum. Bilgehan Uçak, tanıdığımız bir arkadaş, hatta Samos'ta beni ziyaret etti. Bu kitabı da bana elden getirmişti. Operada Mücella Suzan. Bu Reşat Nuri Güntekin hakkında bir edebi değerlendirme ama tüm arkadaki ideolojik yapıyı ve Cumhuriyet'in batılılık, batılılaşma sorunsalını çok güzel ve çok çok zekice ve kültürlü bir şekilde ve çok şeyle, yumuşak dokunuşlarla güzel anlatan bir kitap. Çok çok beğenerek okudum. Bilgehan Uçak adını aklınızda tutun. Başka neler kaldı bakalım? Orası bitti. Orhan Pamuk değerli bir insandır. Orhan Pamuk, yıllardır görüşmediğim halde uzaktan dostluğumuzun devam ettiği bir insandır. Topluma ve ülkeye ilişkin, dünyaya ilişkin görüşleri sağlam olan, doğru olan bir insandır. Sonuçta milyonlarca insan dünyada Orhan Pamuk'u çok beğendi. O kadar beğendi ki Nobel ödülü verdiler. Kolay verdikleri bir ödül değil bu. Dolayısıyla saygı uyandıran, saygıyı hak eden bir insan olduğu kanısındayım. Ve fakat romanlarını sevmiyorum. Özellikle bu romanını dayanılmayacak kadar kötü buldum. Bir hayli not da aldım, altını çizerek okudum. Yani ne olur ne olmaz. Sonuna kadar normalde okumayacaktım. Çünkü okunabilir bir roman değil. Ama bir makale yazarım diye sonuna kadar dikkatle okudum ve notlar da aldım. Sonra dedim ki ya ne lüzum var Sevan? Bunca insanı kırdın bugüne kadar. Orhan'ı kırmaya ne lüzum var? Yani yazmış adam, uğraşmış, çabalamış. Büyük bir emekle, büyük bir zahmetle. Haddizatında romanın yazılış sürecini de çok yakından izleyen insanlarla muhabbetim var. Yani kalbinden bir şeyler koymuş ortaya. Ne yapacaksın? Sonuç? Aman aman. İnsan yok bu romanın içinde. Karton karakterler var. Şey var ya, bu kulüp dizisinde bir Kartondan Beyoğlu var. Durmadan o Kartondan Beyoğlu'nun önünde gerçekleşiyor her şey. Hep devamlı aynı cadde bir dizi karton fasat. Karton ama yani çok ucuz yapılmış. Yani ilkokul müsameresi seviyesinde yapılmış kartondan bir İstiklal Caddesi var. Her şey orada gerçekleşiyor. Bu da biraz onu hatırlattı bana. Daha fazla bir şey söylemeyelim. Olumlu bir notla bitirelim. Şükrü Ilıcak, bir başka sevgili dostumuz,
Atina'da yaşar Şükrü. Yani İstanbulludur tabii. Fakat bir Yunan, Yunan mıydı Rus muydu eşi? Hoppala, Rus galiba. Hanımefendiyle evlidir ve Atina'da yaşar. Çok ilginç bir arşiv geçmiş eline. Bu 1912-1919 yıllarında Kayseri'nin bir kasabasında, bir köyünde yaşayan Ermeni bir hanımın Amerika'ya göçmüş olan oğluna ve oğlu ve koca oğluna yazdığı Ermenice harfli Türkçe mektuplar. Çok şeker bir Türkçe. Çok orijinal bir Türkçe. Ve o mektupların tam koleksiyonunu vermiş fotokopileriyle birlikte mektupların. Mektubun, sevgili oğlum Garabed, mektubun okudum, ağladım, güldüm kitabın adı. Bu da çok özgün bir çalışma. Keyifle okunacak bir kitap. Allah yardım eder de bulabilirseniz, ki kolay değil, alın bu kitabı. Çünkü hiçbir yayın evinden çıkmadı. Bunu kendisi bastırdı ve ancak online sipariş edebiliyorsun. Nasıl sipariş edebiliyorsun? O da ayrı bir mevzu. Sevgili Ramazan Topraklı hocamızın Miryokefalo'nun Yeri Isparta isimli eseri. Ramazan Bey'le, Ramazan Bey Isparta'da oturan emekli hoca bir arkadaşımız. Yıllardan beri yazışırız. Çok şeker bir insan. Çok içten ve dürüst bir şekilde bir şeyler yapmaya çalışan bir insan. Türkiye'nin en kör kara taşrasında. Tarihe meraklı, coğrafyaya meraklı, bölgeyi avucunun içi gibi biliyor ve Miryokefalon Savaşı vardır 1176 senesinde Selçuklularla Bizanslar arasında. Bunun yeri tespit edilememişti bugüne kadar. Bu yeri keşfettiğini ileri sürüyor. Oldukça kuvvetli edebi, arkeolojik, coğrafi kanıtlar gösteriyor. Belirttiği şey şu: Erdir Gölü biliyorsunuz böyle iki parçalıdır. Şey gibi, böyle ördek başı gibi, bir başı bir de gövdesi vardır. Arada da dar bir boğaz vardır. O dar boğaz 12. yüzyılda karaymış. Yani iki gölmüş. Ve oradan bir yol geçiyormuş o boğazdan. Bir köprü varmış orada. Savaşın orada, yani şu anda sular altında kalmış olan yerde gerçekleştiğini savunuyor. 20 senedir bu tezi kabul ettirebilmek için akademik dünyaya dökmediği çaba kalmadı. Bu bana özel olarak gönderdiği bir şeyli, ithaflı bir kitabı. Bunu da söyleyerek bugünkü programımızı da bu noktada bitirelim. Umarım faydalı olmuştur bu iki parçalı yayın. Görüşmek üzere.